Ekleyebilir miyim? Çok kısa bir ekim olacak Sayın Bakan. Bu şu anda demin söylediklerinizden yola çıkarak terör örgütlerinin Türkiye'ye de falan ve sizin mücadele ettiğiniz terör örgütlerinin operasyonlarını daha ziyade bu elektronik sosyal medya ortamına taşıdıkları yönünde bir trend görüyor musunuz? Ona da cevap vereyim. Şöyle söyleyeyim. Biz sürekli olarak senaryolarla hareket etmek zorundayız. Yani iyi hal, orta hal ve kötü hal senaryoları. Hatta onların içerisine belki sığdırdığımız bir takım senaryolarla beraber hareket etmek zorundayız. Çünkü ben bunu söylüyorum. Biz Norveç değiliz. Biz İsveç'te değiliz. Biz Türkiye'yiz. Yanımızda İran var. İran içerisinde bir PİJAK var. Hemen altımızda bir Suriye var. Ve PYD'den PKK'sına kadar birçok örgüt var. DAEŞ'ine kadar birçok örgüt var. Ve bu örgütlerin tamamı şu anda ki öyledir, biraz önce Ferhat Bey de söyledi, bir zafiyet anı ararlar. İçeride örgütler var. Şimdi bu örgütleri de hep beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. En son DHKPC'nin ölüme yatırdığı ve etrafında da öldükten sonra bunu kutsadığı bir tabloyu Türkiye gördü. Hep beraber yaşadık. Hep beraber gördük. Yani Helin Böle'yi ölüme yatırdılar. Bakınız, Helin Böle'yi ölüme yatırdılar. Öldürdüler. Onu gittiler, ziyaret ettiler. Onun ölüm orucunun onun için kutsal bir şey olduğunu söylediler. Ondan sonra da döndüler. Etrafında dans ettiler. Dünyanın yamyamlarda var bu yöntem. Başka kimse de yok. Sadece yamyamlarda var. Bunu açık söyleyeyim. Ve yani özür diliyorum ama bunu hicap eden böyle çok az adamdan biri olmaktan da ayrıca kayıp düşmek isterim yani. Bu bizim kültürümüzde var mı? Anlayışımızda var mı? Kendisini öldürmek isteyen insanlara koskoca akıllı adamlar gidip ya senin bu eylemini kutsuyorum derler mi? Denir mi bu? Bu bir terör örgütü. Şimdi Ahmet Hocam, bakın Yunanistan DHKPC'ye bir operasyon yaptı. Takibinizde oldum bilmiyorum. Emre Hocam oldu mu? Bundan tam 10 gün önce. Evet. Biz bundan 1,5 yıl önce bu insanlara, insanlarla ilgili Yunanistan'a bilgi verdik. Dedik ki bunları gözaltına alın ve bunlar terör örgütü mensup. Aldılar bıraktılar. Sonra biz işin ucunu bırakmadık. Yani bunu emniyet teşkilatı olarak söylüyorum. Emniyet istihbarat birimi olarak söylüyorum. Ve terör birimi olarak söylüyorum. Sürekli takip ettik. Sürekli bilgi verdik. Onların ayık olmasını sağladık. Ve onlar ayık oldular. Ve 26 kişiyi nasıl Türkiye'de hücreler yapıyorlar? Hani şu Ok Meydanı'nda basılan evler var, altında hücreler var. Aynen Yunanistan'da oluşturmuşlar. Silah koymuşlar, teçhizatlar koymuşlar. Ve oradan onların kendileri için bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu gördüler. Ve 26'sını içeri aldılar, 13'ünü tutukladılar. Tutuklananlar arasında kırmızı bültenli var, kırmızı renk kategorisinde olanlar var. Şimdi elin Yunanistan'ı bunu yapıyor. Burada DHKPC'nin öldürmek için ve buradan da motivasyon elde etmek için çaba sarf ettiği hadiseye birileri gidiyorlar ve gönüllendiriyorlar. Burada Türkiye duysun. Bunları orada bundan 11 Mart tarihinde bir geceydi. Oraya girdik ve bu iki kişiyi, Helin Bölek ve İbrahim Gökçe'yi ölüm orucuna orada yattıkları için aldık, hastaneye götürdük. Ve hastanedeki doktorları tehdit ettiler. Sizi öldüreceğiz dediler. Hadi bize yaptıkları tehditin bir anlamı yok. Sürekli her gün yapıveriyorlar. Ama bir taraftan hakimleri ve savcıları tehdit ettiler. Peki bunlara kim destek oldu? Bunlara yine siyasi mekanizma destek oldu. Ve bunlara tekraren söylüyorum, Türk Tabipler Birliği destek oldu. Türk Tabipler Birliği geçmişte de yayınladığı şeyi tekrarladı.
Dedi ki Türk Tabipler Birliği, kimsenin kendi tedavi almama hakkına engel olamazsınız. Yani insanlar kendilerini öldürebilirler. Bunu hastaneye kaldırdığınız zaman siz doktor olarak buna müsaade edemezsiniz. Böyle bir hakkınız söz konusu değil. Ve 6 gün boyunca içeriden dışarıdan, siyasetten ve milletvekilleri her yeri arayarak bunların hastaneden tedavi almadan tekrar ölüm orucuna yatırabilmesi için gayret gösterdi. Ve en nihayetinde mahkemede bu kararı vermek zorunda kaldı. Kalktı, hastanede bıraktı ve neticede gittiler ve orada öldüler. Şimdi şunu size ifade etmek istiyorum. Terör örgütü elbette ki zafiyet bekler. Terör örgütü elbette ki zaman dilimi bekler. Terör örgütü elbette ki devlette bir acaba durum söz konusu olursa ben buraya sızabilir miyim diye bir anlayış ortaya koyar. Şimdi sen devletin doktorunu tehdit edeceksin, seni öldürürüm diye. Savcı Selim Kiraz'ın resimlerini göstereceksin. Bu konuda karar alanları tehdit edeceksin. Ve ondan sonra da bunu tehdit ettiği zaman bunu tehdit edenlere ya siz ne yapıyorsunuz demeyeceksiniz. Doktorlara diyeceksiniz ki ya biz bunu alıp götürelim. Şimdi bilmiyorum sizin ilminiz buna ne der? Benim tecrübem, benim yaşadıklarım, benim okuduklarım buna cinayettir. Ve bu cinayeti işleyenler, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorlar. Bakınız, tek tek isimleri var. Eğer ilgililer isterse bunu veririm. Kimler devreye girmiş? Kimler bunların hastanede tedavi olmaması için çaba sarf etmiş? Kimler bir terör örgütüne dayanaklık teşkil etmişler? Şimdi elbette ki bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Yani biz koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlamayız. Hiçbir noktasını. Bakın en ufak bir şey söyleyeyim. Hiçbir noktasını atlamayız. 24 saatse 24 saat çalışmamıza bir vesileyle devam ederiz. Ve yine özellikle şunu söyleyeyim. Özellikle sosyal medyada bir durum söz konusu mu? Evet. Yani bunu da burada Türkiye'ye söylemek gerekir. Twitter bizde değil. Facebook'un kökü de bizde değil. Yani orada hangi operasyonlarla karşı karşıya kalacağımızla şunu açık söyleyeyim. Belirli değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Gezi olaylarında dahil olmak üzere yapılan işlerin tamamı, buralardan bir takım işlerin nasıl coşturulduğunu ve özellikle bir ülkeyi tehdit eden bir takım sosyal medya paylaşımlarında Twitter gibi, Facebook gibi kurumların nasıl ikircikli bir tavır ortaya koyduklarını bir şekilde bugün görüyoruz. Oradan terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar, simbiyotik ilişki içerisinde olanlar, yani her terör örgütünün birbiriyle ortaya koymuş olduğu bir işbirliğini orada net bir şekilde tesis etmeye çalışanlarla mücadele ediyoruz. Ne yapıyorlar? Psikolojik harp yöntemleri orada kullanmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Türkiye'nin veya bulundukları ülkelerin veya hedef aldıkları ülkelerin ekonomisinin zayıflaması için, birliğinin zayıflaması için, birbirine olan beraberliğinin, dayanışmasının zayıflaması için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ne yapıyorlar? İtibar suikastleri yapıyorlar. Devlet yöneticilerine, liderlere itibar suikastleri yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Devlete itibar suikastleri yapıyorlar. Yani devleti aciz, devleti bu konuda meselesini yürütemez, devleti bu konuda zayıf, çelimsiz göstermeye çalışan bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Toplumsal kesimleri birbirlerine, işte bizde ne var? Aleviydi, Sünniydi, Türktü, Kürttü, bütün bunları birbirlerine koyabilmek için. Bir bakıyorsunuz ki bir hesap bir gün bunu yapıyor, bir bakıyorsunuz ki aynı hesap öteki gün başka türlü bir formun içerisine girmiş. Şimdi bütün bunları takip eden, bütün bunların yapısını ortaya koyan. Ama size şunu söyleyeyim, şundan emin olunuz. Özellikle siber suçlarla mücadelede geldiğimiz nokta, ülkemizle ve devletimizle gurur duyabileceğimiz bir noktadır. Türkiye'de olacak bir hesabı bizim bulamamamız mümkün değildir. Bunu açık söyleyeyim. Yeter ki Türkiye'de olsun. Yeter ki Türkiye
sınırları içerisinde olsun. Kime hakaret etmişse, kime itibar suikastı yapmışsa, devlete karşı nasıl bir mücadele içerisine girmişse, bilmenizi isterim ki bu konuda çok üst noktalardayız ve daha üst noktalara doğru gidiyoruz. Bütün dünya ülkelerinin, bakın bize, biz 100'ün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz. Bunların içerisinde Avrupa ülkeleri de var. Birçok konuda çok üst bir noktadayız. Ve bugün belki de ayaklarımız sağlam yere basıyor. Kamu düzeninden bahsediyorsak, bugün sadece kamu düzeninden, Türk polisi, Türk jandarması sadece kamu düzeni yapmıyor ki. Aynı zamanda 65 yaşın üzerindeki insana, ya ben devletimin bana verdiği ve sizi yalnız bırakmama anlayışını size getiriyorum diyerek bir toplumsal polislik de ortaya koyuyor. Başka bir şey yapıyor yani. Bunu elde edebilen bir yapımız, bir sürecimiz var. Ankara'daki hırsızlıklar şu korona olmadan ikiye düşmüştü. İstanbul'daki hırsızlıklar şu korona olmadan 80'lerden 81'lerden 28'e düşmüştü. Hakikaten bekçisiyle polisiyle çok önemli bir süreci yönetiyoruz. Yine bilmenizi isterim. Sizin alanlarınıza girdiği için söylüyorum. Başka türlü konuşma fırsatımız da olmuyor. Özellikle bizim analiz programlarımız, yani elde ettiğimiz analiz programları, özellikle güvenlik alanında dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar başarıyla uygulandığını düşünüyor değiliz biz. Bunu bir mesleki taassupla ve meslek övmesiyle söylüyor değiliz. Ve yine başka bir şey daha söyleyeyim. Bu analiz programlarından elde ettiğimiz sonuçlar birçok şeyi engelliyor. Bu analiz programından elde ettiğimiz sonuçlar birçok suçun birbiriyle entegresinin nasıl olabileceğini gösteriyor. Ve yine size bir şey daha söyleyeyim. İlk kez oluyor bu Türkiye'de. Ve 15 Temmuz sonrası oluyor. Bir taraftan jandarma, bir taraftan polis. Öyle bir entegrasyon içerisinde ki, yani parmak izinden tutun, suçun ve suçların yakalanmasıyla ilgili meselelerle ilgili tutun. Bütün veriler birbiriyle öyle harmanlanıyor ki, neredeyse faili meçhul olay ortada kalmayacak şekilde, net bir şekilde. Önceden jandarmanın kriminali ayrıydı, polisin kriminali ayrıydı. Ve şimdi biz bunları o kadar bir şekilde, o kadar güzel bir şekilde bir araya getirdik ki tam bir tabloyu Türkiye için oluşturduk. Bu dönem 15 Temmuz sonrası, şu FETÖ sonrası Türkiye'nin oluşturduğu bu yapı belki de geleceğe bırakabileceğimiz en temel miraslardan bir tanesidir. Tabii burada özellikle devletin potansiyellerini bilen bir liderle çalışıyoruz. Ve bunun nereye gidebileceğini bilen bir anlayışla da çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı karar alma, bunu da özellikle hocalarımızın gözden kaçırmamasını talep ederim. Şöyle, ben hem aynı zamanda ben demekten Allah'a sığınırım da hem parlamenter sistemde bakanlık yaptım. Hem şimdi Cumhurbaşkanlığı sisteminde, hükümet sisteminde bakanlık yapıyorum. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Bakınız, ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Bir taraftan Cumhurbaşkanımızın devlet potansiyelini bilen tecrübeli bir liderin ortaya koyduğu bir tablo, ama diğer taraftan da hızlı karar alabilme ve bunu iyi ölçebilme yeteneğine sahip bir sistemle beraber bunları götürüyoruz. Bu hem bu salgınla mücadelede, hem terörle mücadelede, hem ekonominin aksiyonunda, hem sosyal politikalarımızda inanın kendisini çok fark ettirdiğini bir şekilde söylemek isterim.